Arkadaşlar merhaba. Makine Teknisyeni kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bir arkadaşımız yorumda bahsetmiş. Makine ikinci el alırken nelere dikkat etmeliyiz diye. Aklıma gelen birkaç şeyi, detayı ben sizinle paylaşmaya çalışayım. Şimdi şuradaki iplik yuvaların zaten yıpranmasına bakılır. Sırasıyla buralara, şu iplik geçiş yerlerin yıpranmasına, daha çok şuraya. Şu noktayı yakından çekersek, bakın burası daha çok yıprandığı zaman ne kadar kullanıldı zaten belli oluyor. Boya falan kalmamış burada. He, bazıları buraya yeni boya vuruyorlar. Yeni boya vurdukları zaman zaten burası dümdüz olur. Orijinal boyası bakın böyle hafiften böyle sanki şeyler varmış gibi. Hani bombeler varmış gibi böyle elinizi sürdüğünüz zaman düz değildir. Şuraya dikkatli yakından gördüğümüz zaman bakın böyle nokta nokta şeyler vardır. Ama yeni boya vurulduğu zaman dümdüz olur. Şöyle zemini hani bir sıva nasıl vurulursa öyle olur. Bunun gibi vuramıyorlar. Bu fırın boya dediğimiz. Sonradan vurulduğu zaman bu burayı kapatmak isteyenler oluyor. Buranın boyası farklı oluyor. Siz alacağınız zaman makine alacağınız zaman şuraya baktığınız zaman buranın boyası farklıysa, buranınki farklıysa tabii ki o makine çok yıpranmıştır. Üstüne boya vurulmuştur. Şuradaki gene yıpranma durumlarına bakılır. Şu makinenin buradaki yıpranma durumlarına bakılır. Çünkü işi buradan sürttükleri zaman buraya dikkat edersiniz. Arkadaşlar şu kablolar, makinenin arkasındaki kablolar, genelde şu kablolar sertleşir böyle. Tahta gibi olur. Çok uzun süre makine kullanıldıysa böyle tahta gibi olur makinenin. Bu şu kabloları. Makineye çok eski makine alırsanız bazen oluyor, gri kafa makinalara beyaz boya vuruluyor. O beyaz boya vurulduğu zaman boyayı tabii ki vidanın olduğu yerlere, şuralara falan vida olan kısımlarına zaten belli oluyor. Oraya altındaki boya gözükür. Yani tam her tarafına boya vuramadıkları için şu kenar kısımlarına böyle ince detaylı bakarsanız oradaki farklı boya şeylerini görmüş olursunuz. Hani boya sonradan vurulduysa beyaz boya, onu fark edersiniz. Eğer ikinci el makine alacak olursanız, tabii çok eski bir model alacak olursanız. Onun dışında dediğim gibi yani kablolara, yağ hortumlarına, şu mesela bakın burada bir yağ hortum var. Şu eski model olduğu için burası bu taş gibi böyle. Sertleşmiş. Eğer bu makine çok eski bir makine olmamış olsaydı şu hortumu yumuşak olurdu. Hortum özellikle belirgin yerleri bu hortumlar. Bu yağ hortumlarına dikkatli bakarsanız oradan fark edersiniz. Çavanoz da zaten değiştiyse, adamlar genelde çavanozunu değiştiriyor. Makinacılar aldığı zaman çavanozu değiştiriyor. Yeni çavanoz takıyorlar. Yani şu içindeki boşluk böyle ses çıkarır. Yani bayağı bir boşluk olur. Onu değiştirmediyse zaten çavanozundan bellidir. Hani eski çavanoz oldu. Ama çavanozu değiştirebiliyorlar. Sıfır çavanoz takıyorlar. Makine hani sanki az kullanılmış görüntüsünü vermek için. Genelde hani bu tür yerlerden daha çok dediğim gibi o hortumlar ve kablolar, şu yıpranma bölümleri, ipliğin geçtiği yerlerin yıpranma bölümlerine bakarsanız makinenin ne kadar kullanıldığını oradan fark edebilirsiniz. Arkadaşlar şu ana kadar 41 video yayınladık. İnşallah videoların devamı gelecektir. Abone olup bildirimleri açarsanız bundan sonra gelecek olan videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Hepinize kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum.